Evet, değerli dostlar merhabalar. Sanırım yayındayız artık. Hepinize hayırlı günler dilerim. Sağlıklı günler dilerim. Evet, bugün ilginç bir yayın yapıyoruz. İlginç bir seminer olacak. Terlikle sunum yapacağım, seminer yapacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Ama rahat olabilirsiniz. Altında normal pantolon var. Pijama altıyla veya eşofman altıyla yayına çıkmış değilim. Sadece terliğim var. Kusura bakmayın ondan dolayı. Herkes evinde sanırım veya ofisinde belki de sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz hep birlikte. Öncelikle bu süreci sağlıklı bir şekilde, hayırlısıyla, hızlı bir şekilde atlatmayı temenni ediyorum. Bunun için sloganımızı, hashtagimizi unutmamış olalım tabii. Evde kal Türkiye. Değerli dostlar, Serkan Ekmen ben. Bir öğretmenim aslında. Sınıf öğretmenliği mezunuyum. Fakat aynı zamanda çeşitli eğitimler veriyorum. Bu eğitimlerden bir tanesi de anne babalara yönelik olarak özellikle vermiş olduğum asosyal medya, sosyal aile eğitimimiz, seminerimiz. Bugün sizinle asosyal medya, sosyal aile üzerine böyle biraz ironik bir aile içi iletişim eğitimi yapmış olacağız. Fakat ben özellikle her seminerimin başında benim için çok büyük emek sarf eden, çaba sarf eden, üzerimde büyük emekleri olan ustalarıma bir teşekkürle başlamaya çalışıyorum. Bir anlamda bir kaynakça açıklıyorum aslında size. Biraz sonra sizinle paylaşacağım neredeyse her şeyi ben onlardan öğrenmiş oldum. Öncelikle elbette annem ve babam, ilk öğretmenlerim, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, çok kıymetli eşim, ondan da çok şey öğrendim. Sevgili oğullarım İsmail ve Selim, onlardan öğrenip size aktarıyorum belki de bir gözlem sonucunda. İlkokulda 13 öğretmen değiştirdim, üçünün ismini hatırlayabiliyorum. Sevgili Ayşe Uzun, kendisiyle ne yazık ki hala irtibat kuramadık. Tanıyan bilen varsa lütfen irtibatlandırsın. Mustafa Ekim ve Şakir Seven. Kıymetli 3 tane hocam. Aklıma gelen 3 tane hocam ama diğer 13 de elbette çok çok kıymetli. Birlikte mesai yaptığım tüm öğretmen arkadaşlarım benim aynı zamanda kendi öğretmenim oldular. Onlardan çok şey çaldım referamızda. Tüm öğrencilerimden önemli şeyler öğrendim. Ve bütün seminer dinleyicilerimden güzel şeyler öğrendim. Onlardan öğrendiklerimi aktarıyorum. Ve Doğan Cüceloğlu'ndan Hamit Yolcu'ya kadar, Google'a, YouTube'a, TEDx'e kadar, okuduğum kitapların yazarlarına kadar birçok kişiden aslında destek aldım. Bugün sizin karşınızda burada bulunabilmek için. Değerli dostlar, gelin şöyle bir etkinlikle, oyunla başlamış olalım. Bu oyunun üzerine biraz konuşacağım. Daha sonra da seminerimize başlamış olacağız. Öncelikle sizden elinizi kaldırabildiğiniz en yukarıya kaldırmanızı istiyorum. En yukarıya lütfen. Biraz daha kaldırın lütfen. Peki abi. Şimdi bir soru, basit bir matematik sorusu. İçinizden lütfen seslendirin. Yüksek sesle söylemek zorunda değilsiniz. Evde kaç kişi varsa lütfen içinizden cevap vermeye çalışın. Bir elde kaç parmak var? Ya iki elde? Peki 10 elde kaç parmak var? Peki bunu da bir kenara not alalım. Son bir oyun daha. Ellerinizi lütfen çırpacak şekilde yan yana tutun. Ve ben 1, 2, 3 dediğimde el çekin. Evet, hazır mıyız? Bu defa beraber yapalım olur mu? Ev halkının hepsiyle şu an nasıl olsa hep beraber evdeyiz. 1, 2, 3 demedim sanırım. El çektiniz mi yoksa? 3 demeden el çıktıysanız bir mim koyalım buraya. Peki, eller yukarıya dediğimde, en yukarıya dediğimde, biraz daha yukarı dediğimde sanırım biraz daha kaldırdınız. Ama zaten ben en yukarıya demiştim. O zaman buraya da bir mim koyalım. Ve bir elde kaç parmak var? 5 dediniz. 2 elde 10 dediniz muhtemelen. 10 elde kaç parmak var dediğimde sanırım bir kısmınız 100 dediniz. Biraz geldi kulaklığıma. Belki bir kısmınız 20 dediniz. Bunları şöyle bir kenara yazalım. Aslında bir dikkat sorusuydu. Bir dikkat oyunuydu az evvel yaptıklarımla birlikte. Bir elde 5 parmak var. 2 elde 10 parmak var. Ve 10 elde 10 kere 5 50 olacaktı. 50 parmak. Şimdi bu soruları niye sordum ben size biliyor musunuz? Genel olarak aslında sorular kolay olmasına rağmen bazı yanılsamalara düşmüş olabiliriz. Evet bunlar dikkat sorusuydu. Ve bazı dikkatsiz davranışlara ne yazık ki düşmüş olabiliriz. Bunu biz de yapıyoruz. Ne yazık ki çocuklarımız da yapıyoruz. Aslında ciddi bir dikkat sorunumuz var. Ciddi bir konsantrasyon sorunumuz var. Nedir bu ciddi dikkat sorunumuz, konsantrasyon sorunumuz? Türkiye'de bir araştırma yapıldı, söylendi. İlkokul, ortaokul, pardon, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri arasında gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerin maksimum dikkat süresi ne kadar?
Çocuklarımız bir şeyi izlerken, dinlerken, öğretmeni dinlerken, bir kitabı okurken maksimum ne kadar süre dikkatlerini koruyabiliyorlar? Ne çıkmış biliyor musunuz? Hani dersler 40 dakika. Ne bileyim sınavlar 2 saat, 2,5 saat, 3 saat çeşitli sınavlara giriyor çocuklarımız. Ne kadar çıkmış biliyor musunuz? Çocuklarımız bir kitabı okurken, bir test sorusunu çözerken, bir paragrafı okurken, bir şeyi izlerken, öğretmeni derste dinlerken maksimum konsantrasyon süreleri, dikkat buyurun lütfen, sadece 7 saniye. 7 saniyede bir dikkati dağılıyor çocuklarımızın. 7 saniyede bir. Sadece 7 saniye. Küçük kopuşlar yaşıyorlar. Saliselik kopuşlar yaşıyorlar bazen. Bazen daha uzun süreliyor bu kopuşlar. Hani sizin de başınıza gelmiştir. Muhtemelen şöyle olmuştur. Öğretmen ders anlatıyordur. Dersin bir yerinde beyaz diyor. Beyaz bizim aklımıza, çocuğun aklına, eğer biraz da karnı açsa ayranı getiriyor. Ayran. Ayran beraberinde tost olmadan gitmez. Tost ayran, dürüm ayran, çiğ köfte ayran. Çocuk alıyor bir anda, dışarıya çıkıyor. Beden sınıfta, ceset sınıfta. Fakat ruh uçup gidiyor kantine, tost ayranı. Bir anda zihinden beyin uzaklaşıyor. Beyin yerinde duruyor, akıl ve zihin uzaklaşıyor. Ta ki öğretmen içeride bir ses çıkarana kadar, bir hareket oluşana kadar. Bu hareket ve ses neticesinde bir anda dışarıdaki ruh içeriye, bedene dönüyor ve zihin tekrar kafatasına geri dönüyor, beyine yerleşiyor. Bir kopukluk var ama 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Bu kopuklukları aslında çoğunlukla tamamlayabiliyoruz. Rabbimiz o kadar güzel bir beyin vermiş ki bize, boşlukların çoğunu tamamlıyoruz. Hepsi mi? Yok, hepsi tamamlanmıyor. Bir bölüm kalıyor, onu da öğretmen nereden buluyorsa buluyor, kalkıp sınavda soruyor. Değerli dostlar, sevgili anne babalar, kıymetli çocuklar. Bir soru hiçbir zaman bir soru olmadı biliyor musunuz? Sınıfta sorulan bir soruda deriz ki hadi çocuk 100 almasında 90 alsın, 90 almasında 80 alsın. Fakat ya bu soru, bu konu çocuğumuzun karşısına bir sınavda çıksa, ortaokula, liseye geçiş sınavında, üniversiteye geçiş sınavında, kamu personeli seçme sınavında, ne bileyim hakimlik, savcılık, kaymakamlık sınavında, tıpta uzmanlık sınavında ve benzeri birçok sınav var biliyorsunuz hayatımızda. Ya bunlardan birinde çıksa? Değerli dostlar, bir soru hiçbir zaman bir soru olmadı. Bir soru bazen bir sene oldu. Üniversiteyi bu sene mi kazanacağız, seneye mi? Bir soruyla belli oldu. Bazen bir şehir oldu. İstanbul'da mı okuyacağız üniversiteyi, Ankara'da mı, Konya'da mı, Kars'ta mı? Bir soruyla belli oldu. Bazen bir meslek oldu. Doktor mu olacağız, mühendis mi? Bir soruyla belli oldu. Öğretmen mi olacağız veya öğretmenin işte branşlarından tarih öğretmeni mi olacağız, edebiyat öğretmeni mi? Bir soruyla belli oldu sadece. Kıymetli dostlar, bazen bir soru bir ömür oldu. Hocam son şansımdı, tekrar sınava giremeyeceğim ne yazık ki, kazanamadım dedi. Belki Türkiye'deki çok önemli bir ilim adamı, bilim adamı olacaktı ama aileme bakmak zorundayım dedi, tekstilde işçi oldu. Bir soru bazen bir ömür oldu. Değerli dostlar, bundan dolayı bir soru deyip geçmemek lazım. Çocuklarımızın dikkatini artırmaya yönelik, kendi dikkatimizi, konsantrasyonumuzu artırmaya yönelik çalışmalar içerisine girmeliyiz. Peki neler yapabiliriz? Öncelikle beslenmeye sanırım dikkat etmemiz gerekecek değil mi? Beslenme önemli. Ne gerekiyor beslenme için? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, neyi tavsiye ederiz derseniz, aslında en kolayı, en ucuzu, en çok ulaşılabilir olanı su. Su. Fakat suyu böyle lıkır lıkır içmek değil. Az evvel benim yaptığım gibi yanı başımızda duracak, yudum yudum içeceğiz. Çay içer gibi. Gün içerisinde ortalama olarak kilomuzun 25 kiloya 1 litre olacak şekilde su tüketmemiz gerekiyor. Eğer benim gibi 90 civarındaysanız eğer, yapacağınız şey ortalama 3 litre, 3,5 litre su içmek. Beyin sağlığı açısından. Hani denir ya beynim sulandı diye. Aslında beynin sulanması iyi bir şey. Beyni sulamak lazım. Beyin kuruyorsa eğer, öğrenme duruyor. Beyin kuruyorsa eğer baş ağrısı meydana geliyor. Çünkü beynimizin %98'i sıvı, su. Sulamak lazım. Su içmeyi bıraktığımız andan itibaren beyinde tabiri caizse büzüşmeler meydana geliyor. Hücreler yavaş yavaş tükenmeye, yavaş yavaş sıkıntıya girmeye başlıyor. Suladığımız anda kendine geliyor. O yüzden dikkat için, beyin sağlığı için ilk yapacağımız en önemli şey bol bol su içmek. Peki başka ne yapabiliriz?
Mesela yine içeceklerden devam edelim. Isırgan çayı. Bir içeceği. Isırgan yöresinde sanırım çok fazla varmış. Bunları tüketmek yine çok önemli. Isırgan da yine beynin sevdiği gıdalardan bir tanesi. Peki başka ne yapabiliriz? Yine balık çok önemli. Yağlı balıkları tüketmek çok önemli. Günde haftada 2 veya 3 defa. Eğer buna imkanımız yoksa, bunu çok sevmiyorsak, haz etmiyorsak, balık yağı tabletleri kullanmak, balık yağı şurubu içmek yine çok çok önemli beyin sağlığı açısından, dikkati koruyabilmek açısından. Peki başka? Başka mesela B12 vitamini eksikliği var sanırım çoğumuzda. Türkiye'de sık görülen bir rahatsızlık. B12 vitamini ile ilgili bir ölçüm yapıp eğer doktor da tavsiye ediyorsa B12 tabletleri kullanabiliriz. Peki başka? Kuru üzüm. Kuru üzüm çekirdeği. Kuru üzüm çekirdeğini çıtır çıtır yemek de harika gelir beyin için. Ya bunlar biraz böyle can sıkıcı gıdalar, yiyecekler gibi mi geldi? Çikolatayı seversiniz sanırım hepiniz. Çikolata. Ama bitter olacak. Bitter çikolata. Beynin de çok sevdiği gıdalardan bir tanesi. Ama şu hani büyük çikolatalardan var ya 4x3 12 tane falan var orada. 12 taneden sadece bir tanesini. Tamamını değil. Bir tane. Her gün bir tablet çikolata. Bir kare çikolata yemek önemli. Ha unuttuk. En önemlisi, en doğalı, en güzeli ceviz. 3 ceviz 5 net demektir diyorum bazen sınav hazırlanan öğrencilere. Her gün 3 ceviz tüketmeyi de yine alışkanlık haline getirmeliyiz. 3 cevizi tükettiğimiz andan itibaren beynimiz çok daha sağlıklı bir hale, çok daha öğrenmeye açık bir hale gelmeye başlıyor. O yüzden 3 ceviz yemeyi de ihmal etmeyelim. Gerek çocuklar gerek bizler. Not aldınız mı bir yandan? Eğer aldıysanız üzerine bir çarpı koyun. Ne yazık ki az evvel anlattığım gıdaların hiçbirisi bir işe yaramıyor. Neden işe yaramıyor biliyor musunuz? Çünkü çoğunlukla şöyle yapıyoruz. Hani kapı pencere açık. Doktor da antibiyotik vermiş bize. Hastayız işte ilaç kullanıyoruz. İlaç kullanırken kapı pencere açık ceryanda oturuyoruz. O grip düzelir mi? O nezle düzelir mi? Hayır. Önce kapı pencereyi kapatmak lazım. Ya da sıtma ilacı kullanıyoruz ama bataklığın kenarında oturuyoruz. Sürekli sivrisineklere maruz kalıyoruz. İyileşmek mümkün mü? Hayır. Dolayısıyla bu az evvel saydığım, tavsiye ettiğim gıdalar işe yarar mı? Evet, hepsi işe yarar. Ama öncelikle önleyici hekimlik olarak bakmamız gerekiyor sürece. Neyi önlersek bunlar işe yarayacak? Yani sebebini bulacağız öncelikle. Çocuklarımızın dikkati neden bu kadar dağınık? Neden bu kadar düşük? Hani bizim de mi düşüktü eskiden? Hayır, biz biraz daha yüksekteydik aslında. Fakat malum şu meşhur kuşaklar, X, Y, Z kuşakları. Z kuşağı şu an bizden çok çok daha kötü durumda görünüyor. Ne yapacağız peki? Çocuklarımızın hayatına giren neydi? Onu bulacağız öncelikle. Bizim dikkatimiz daha yukarıdaydı. Çocukların dikkati daha aşağıda. Ne değişti hayatlarında? Evet. Öncelikle bataklığı kurutacağız dedik. Öncelikle kapı pencereyi kapatacağız. Değerli dostlar, dikkatin dağılmasının önündeki en büyük engel ekranlar. Şu an baktığınız ekranlar. Dikdörtgen, çok renkli, çok sesli, çok ışıklı, çok uyarıcılı, sürekli değişen ekranlar. Bu ekranlara, bu full HD, pasparlak ekranlara o kadar çok bakıyoruz ki her baktığımız an aslında beynimizde bir şeyler oluşuyor, bir gerileme meydana geliyor. Çünkü çok ses var, çok renk var, çok ışık var, çok uyarıcı var, çok fazla değişiyor ve çok parlak. Bazen bakıyoruz, hayat bu kadar parlak değil. Hayat sıkıcı hale gelmeye başlıyor. Çünkü ekrana çok fazla bakıp o parlaklığa çok fazla maruz kalıyoruz. Ne kadar kalıyoruz biliyor musunuz? Türkiye'de ortalama 45 milyon, belki 50 milyona çıkmıştır. 50 milyon internet kullanıcısı var şu an. 50 milyon internet kullanıcısının sadece internette geçirdiği sürenin ortalaması. Ne kadardır dersiniz? Türkiye'deki 50 milyon internet kullanıcısının gerek iş odaklı, gerek eğlence odaklı, gerek sosyal medya odaklı kullanımlarının toplamının 50 milyona bölünmesinin oranı günlük 7 saat. Bir günde 7 saat internette vakit geçiriyoruz. 7 saat ekran karşısındayız. Yine internet kullanıcılarının televizyon karşısında geçirdikleri ortalama süre de 3 saat civarındaymış. Hani hem internet hem televizyon. Topladığımızda ne yapıyor? 10 saat. Gelin biz bu 10 saati düşürelim 8 saate. 8 saat güne 1/3 demek. Hayatın 1/3 demek.
90 yıl yaşarsak ortalama 30 yılı internette geçiyor. Ekran karşısında geçiyor demek. Sürekli ekrana bakıyoruz. Günün üçte birinde ekrana bakıyoruz. Günün üçte birinde zaten uyuyoruz. Günün üçte birinde de farklı farklı aktivitelerle zaman geçiriyoruz aslında. Değerli dostlar, büyük bir zaman israfı demek. Bu 8 saatlik, 10 saatlik ekrana maruz kalma beraberinde beyinde hasarlara sebep oluyor. Hem vücutta meydana gelen bir manyetik alandan dolayı vücut rahatsız oluyor, hem de beyin hücreleri yavaş yavaş tükenerek öğrenme geriliğine sebep oluyor. Doğrusu yine okuduğum bir yazıya göre, hocaların aldığım eğitimlerden bir tanesine göre 12 yaşına kadar çocuklarımızın ekrana maruz kalmaması gerekiyor. Ekranı görmemesi gerekiyor. Fakat durum öyle değil sanırım. Biz daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza bu tabletleri, telefonları vermeye başladık. Hayatımızın her yerinde çünkü bu ekranlar. Eve geliyoruz, bilgisayar, televizyon, tablet, işte yolda gidiyoruz, sosyal, toplu taşımada vesaire, telefonlar, iş yerinde telefonlar, okulda telefonlar. Okula giriyoruz, koca koca ekranlar, akıllı tahtalar. Hepsi aslında bize ciddi bir manyetik alan ve ciddi bir algıda bozukluğa sebep oluyorlar. Hani şunu duymuşsunuzdur, ya bizim çocuk, işte yeğenim, aslında çok normaldi ama bir süre sonra işte 5 yaşından sonra falan işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu başladı, otizm başladı vesaire. Aslında normal olan çocukları tabiri caizse biz bozuyoruz ellerine ekranları teslim ederek. Küçükken annem bir şey anlatmıştı, dedim ya, öğretmenlerimden bir tanesi odur, güzel masallar anlatırdı, hikayeler anlatırdı bize. Bunlardan bir tanesi, çocuğun birisi yetişkin olduğunda, işte genç olduğunda bir gözü kör, annesine sormuş, anneciğim benim bir gözüm neden kör? Pardon. Benim bir gözüm neden kör? Annesi demiş ki, evladım demiş, küçükken sen bir makasla oynuyordun, ben elinden aldım makası ve kaldırdım, sen çok ağladın. Ben de yanı başına oturdum, makası sana vermek zorunda kaldım, çok ağlıyorsun diye. O sırada bir anda bir karışıklık oldu, makasın üzerine düştün ve gözüne saplandı makas. Ve bundan dolayı bir gözün kör oldu. Çocuk demiş ki, anneciğim eğer ağlasaydım, şimdiye kadar mı ağlardım? Şimdiye kadar mı ağlardım? Evet, elbette susacak. Hani bizim de mazeretimiz o ya, bakıcı tabletler, bakıcı telefonlar var şu an. Çocuk ağlıyor, veriyoruz eline. YouTube'da birçok video var, şu an size göstermeyeceğim ama. Bir inceleyin, bebek ve telefon yazın, bebek ve tablet yazın, birçok video çıkıyor. Çocuk çığlık çığlığa ağlıyor, tablet eline veriyorlar, susuyor bir anda, susturucu. Tablet şeklindeki, telefon şeklindeki bakıcılardan çocuklarımızı kurtarmamız lazım. Makas mı tehlikeli, telefon mu tehlikeli, tablet mi tehlikeli? Elbette bunlarda ayrım yapamayız. Makas ne kadar tehlikeliyse, bıçak ne kadar, kesici alet ne kadar tehlikeliyse, işte sobaya dokunmak, çaydanlığa dokunmak ne kadar çocuk için tehlike arz ediyorsa, ondan çok 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 daha fazlasını hem beynine, hem ruhuna, hem vücuduna verdiği zarardan dolayı aslında şu an ne yazık ki sizinle karşı karşıya olduğumuz ekranlar yapıyor. Ne yapacağız peki? Hocam çok anlattım, içimiz karardı. Hadi bakalım şimdi çözüm. Çözüm basit. Ekranları hayatımızdan çıkaracağız. Hemen ekranlarınızı kapatın, beni izlemeyi de bırakın. Televizyonları, tabletleri de bir kenara atın, telefonlardan da kurtulun. Çok ütopik geldi değil mi? Sanırım bu maçı biraz kaybettik. Bunu peki toparlayamaz mıyız? Biraz rövanş yapabilir miyiz acaba? Yani şöyle yapsak, tamamen hayatımızdan çıkarmamız şu an çok çok zor. Malum işte bugün de tekrar Milli Eğitim EBA vasıtasıyla hem televizyondan hem işte EBA üzerinden çocuklarımıza online eğitimler vermeye başladı. Ha, bir kolaylık da aynı zamanda. Ama ne yapabiliriz? Hayatımızdan tamamen çıkaramayacağımıza göre, bu kolaylıktan da istifade etmek istediğimize göre ne yapabiliriz? Yapacağımız şey bu süreci sağlıklı yönetebilmek. Yani şöyle düşünün, 10 saat vakit geçiriyorduk ya, 10 saat yerine diyelim ki 7 saat, pardon, 8 saat demiştik, 8 saat yerine 7 saat vakit geçirelim internette. Sadece 1 saat alsak acaba, sadece 1 saat. 7 saat yine internette kalsın, yine oyunda kalsın, yine eğlencede kalsın, yine sosyal medyada kalsın. Sadece 1 saatini kurtarabilir miyiz acaba? 1 saatini çektik aldık. 1 saat eğer hiçbir şey yapmasanız bile, bomboş otursanız bile tabiri caizse, vücuda daha az ekran görüntüsü girdiğinden, gözler vasıtasıyla beyne, daha az manyetik alana maruz kaldığımızdan dolayı ne olacak? Bunu yaptığımız andan itibaren
vücut ve beyin normal ödenmeye başlıyor. Dikkat yavaş yavaş artmaya başlıyor. Hiçbir şey yapmasak bile. Ha şimdi omega 3'ü kullanın artıyor. Ceviz yiyin artıyor. Balık yiyin artıyor. Bitter çikolata yiyin artıyor bir anda. Artmaya devam ediyor. Mutlaka artmaya devam ediyor. Sadece bir saat ekran karşısından uzaklaştığımızda bile dikkat süremiz, konsantrasyonumuz artmaya başlıyor. Peki hiçbir şey yapmayacaktık. Gelin bir şey yapalım ya. Boş boş durmak yerine gelin faydalı bir şey yapalım. Örnek olarak soruyorum. Mesela her gün bir saatte kitap okusak, bir saat kitap okumak ortalama sanırım 30 sayfa civarında bir kitap yapmış olacak. 30 sayfa kitap. Bir saatte 30 sayfa. Haftada 210 sayfa yapar ve bir haftada ortalama bir kitap bitmiş olur. Kitaplar ortalama 200 sayfa civarında olduğunu varsayarsak. Eğer. Haftada bir kitap bitirmek 52 haftada. Bir yılda 52 kitap demektir kıymetli dostlar. Çok özür dilek söylüyorum. Türkiye'deki ne yazık ki birçok aydın dediğimiz insanın bile bir yılda okuyamadığı kitap sayısıdır. 50 kitap, 52 kitap. 52 kitap okuduğunuz andan itibaren hem dikkat süreniz artmış olacak, hem konsantrasyon süreniz artmış olacak, hem de Einstein'ın dediği gibi bütün üniversitelerden alacağınız eğitimi aslında sadece 5 dolarlık bir kütüphane kartıyla alabilirsiniz demişti Einstein. Biz de 5 dolarlık kütüphane kartına bile gerek yok. Her tarafımız aslında kütüphane dolu. Hem okullarımızda var, hem milli kütüphaneler var, hem millet bahçeleri var. Hem belediyelerimizin mahallelerimizde açtıkları kütüphaneler var. Kütüphaneye gidip bol bol kitap alıp okumak lazım aslında eğitim için. Sadece bir saatte 30 sayfa kitap okuyabileceğiz. Bunu 10 yıl devam ettirdiğinizi düşünsenize 500 küsur kitap okuyor. 500 kitap harika bir şey aslında. Ya hocam siz bu kitap işine çok kafayı takıyorsunuz. Bir de Okuduşun Derneği diye bir dernek kurmuşsunuz herhalde. Onun da etkisi var. Başka bir şey yapalım gelin. İngilizce öğrenelim. Ne dersiniz? O başımızın belası İngilizce. Bir saatte 10 tane basit cümleyi ezberleyebilir miyiz sizce İngilizce'de? 10 tane basit cümle. Ne dersiniz? 6 dakikada bir cümle gibi. Bir de bunu ailece yaptığımızı düşünün. Herhalde çok kolay ezberleriz. Sadece bir ay sonra her gün 10 cümle, bir ay sonra 300 cümle yapıyor. 300 İngilizce cümle. 300 İngilizce cümle kullandığınızda, konuştuğunuzda çok rahat bir şekilde herhangi bir yerdeki bir turistle, bir kişiyle, İngilizce bilen bir kişiyle rahat bir iletişim kuracak hale geliyorsunuz. Çünkü zaten Türkçe'de de ortalama 300 kelimeyle, 300 cümleyle konuşabiliyoruz. 300 cümle. Ne dersiniz? Sadece bunu diyelim ki 3 ay, 5 ay devam ettirdiğinizi düşünün. 6 ay devam ettirdiğinizi düşünün. 6 ay sonra işte 1800-2000 civarında cümle kurmuş olacaksınız. 2000 cümleyle çok rahat bir şekilde izlediğiniz bütün o filmleri, dizileri altyazısız bir şekilde anlayacak şekilde izleyebilirsiniz. İstediğiniz bütün kitapları, İngilizce kitapları okuyabilirsiniz. Ne bileyim, herhangi bir siyasi, işte ekonomik vesaire tartışmayı İngilizce takip edecek, konuşacak hale geleceksiniz belki de. Ne yaptık? Ömrümüzü mü 25 saate çıkardık? Hayır. Veya evet. Sadece 8 saatten lüzumsuz olarak kullandığımız, faydası olarak kullandığımız belki lüzumsuz 8 saatten 1 saat aldık ve verimli faydalı bir hale dönüştürdük. Ne dersiniz? Başarabilir miyiz sizce? Bence çok kolay bir şekilde başarabiliriz. Hele konu çocuklarımız ise, çocuklarımız için çok rahat bence bunu başarabiliriz. Çocuklarımızla birlikte başarabiliriz. Çünkü malum çocuklar şöyle yapmıyorlardı muhtemelen. Oğlum, odana git kitabını oku. Kızım, odana git dersini çalış. Ya bu sözü dinleyen çocuk var mı? Ben pek karşılaşmadım da o yüzden soruyorum. Ama şunu desek herhalde daha etkili olur. Hadi bakalım, kitap okuma saati geldi. Getirin şu kitaplarımızı okuyalım. Bir yeğenim vardı. Biraz da kilolu. Küçükten beri yemeği çok sever. Halen devam eder. Bu yeğenim akşamlar işte yiyecekler, içecekler geliyor, bir şeyler yiyorlar falan. 4 ya da 5 yaşında sanırım o dönem. 5 yaşında hadi kızım odana git, her şeyi yiyorlar işte, çaylar, çerezler vesaire. Hadi kızım artık uyku vakti geldi, uykuya odana git deyince ha dermiş. Ben gideceğim de siz bir şeyler yemeye daha devam edeceksiniz değil mi? Malumunuz bu çocuklar çok meraklı, çok uyanık. Biz onları odalarına gönderdiğimizde ve içeride televizyon izlemeye devam ettiğimizde, muhabbete devam ettiğimizde sanırım onlara karşı da bir haksızlık yapıyoruz gibi geliyor. Gelsinler burada biz muhabbetimizi doya doya birlikte yapalım ve yine beraberce bir
kendimize aile vakti ayıralım. Teknolojiden uzak bir teknoloji saat, bir diyet saati ayarlamış olalım kendimize ve hadi birlikte çalışalım diyelim çocuklarımıza. Emin olun böyle yaptığımızda o çocuklarda çok çok daha başarılı kişiler olacaklar. Bütün anne babaların şöyle bir iddiası var. Hocam çocuğumuz için yaşıyoruz zaten. Değil mi? Hepimiz bunu söylüyoruz. Hocam çocuğumuz için yaşıyoruz. Gerekirse ölürüm çocuğum için. Gerekirse çocuğum için ölürüm. Bir televizyon dizisinde bir bölüm rast gelmişti bana. Bir askere bir şeyler söylüyorlar. Asker de diyor ki ne demek diyor vatan için ölürüm. Diyorlar ki ona dur dur sakin ol. Şu an bize vatan için ölecek kişiler lazım değil. Vatan için yaşayacak kişiler lazım. Vatan için çalışacak kişiler lazım. Biz de aslında çocuklarımız için ölmeyi bir kenara bırakıp belki de çocuklar için yapacağımız ölümden beter bir şey olacak bizim için. Beraber oturup kitap okuyacağız bir saat. Değmez mi o çocuklar için? Beraber oturup ders çalışacağız. Birlikte vakit geçireceğiz. Değmez mi? Elbette değer. Hatırlasanıza. İlk doğdukları anı, ilk çocukları kucağımıza verdikleri anı, hemşirenin getirdiği, annenin kucağına bıraktığı ya da babanın kucağına bıraktığı anı. Ne hissetmiştiniz? Ne düşünmüştünüz? Neler geçmişti aklınızdan? Ne dediler biliyor musunuz bize? Alın bu çocuk sizin. Onu doya doya sevin. Ve güzel bir şekilde yetiştirin dediler. Biz de aldık. Kendi sevdiği ihtiyacımızı çocuktan giderdik. Onun bizi sevmesini istedik ve biz de onu doya doya sevdik. Yetiyor mu peki sevgi? Sevgi yeterli mi sizce? Eğer sevgi yeterli olsaydı sanırım şöyle bir şey olurdu. Bir hikayeyle devam edeyim isterseniz size. Engelli kitabından bir bölüm. Çiçek ve su. Günün birinde bir çiçekle su karşılaşır ve arkadaş olurlar. İlk önceleri arkadaşlık olarak devam eder ilişkileri. Tabii ki her zaman lazımdır arkadaşlık birbirini tanımak için. Gel zaman, git zaman. Çiçek o kadar mutlu olur ki suyun yanında, içi içine sığmaz olur artık ve anlar ki suya aşık olmuştur. İlk kez aşık olan çiçek etrafa kokular saçmaya başlar. Sırf senin hatırın için ey su diye. Öyle bir zaman gelir ki artık su da içinde çiçeğe karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Fark eder ki çiçeğe aşık oldum. Ama su da ilk defa aşık oluyordur. Günler ve aylar birbirini kovalar. Ve çiçek acaba su beni sevmiyor mu diye düşünmeye başlar. Çünkü su pek ilgilenmemektedir çiçekle. Halbuki çiçek alışkın değildir böyle bir sevgiye. Ve dayanamaz bir gün. Çiçek suya seni seviyorum der. Su ben de seni seviyorum diye cevap ver. Aradan zaman geçer ve çiçek yine suya seni seviyorum der. Su ben de der. Çiçek sabırlıdır. Bekler, bekler, bekler. Artık öyle bir duruma gelir ki çiçek koku saçamaz olur etrafa ve son kez suya seni seviyorum der. Su da sana söyledim ya ben de seni seviyorum der. Ve gün gelir çiçek yataklara düşer. Hastalanmıştır çiçek artık. Rengi solmuş, çehresi sararmıştır çiçeğin. Yataklardadır artık. Çiçek suda başında bekler öylece. Çiçeğe yardımcı olmak için. Ama bellidir ki artık çiçek ölecektir. Ve son kez zorlukla başını döndürerek çiçek suya der ki seni ben gerçekten çok seviyorum. Çok uzunlanır su bu durum karşısında ve son çare olarak bir doktor çağırır. Doktor gelir ve muayene eder çiçeği. Muayeneden sonra şöyle der doktor. Hastanın durumu ümitsiz. Artık elimizden bir şey gelmez. Su merak eder sevgilisinin ölümüne sebep olan hastalık nedir diye ve sorar doktora. Doktor şöyle bir bakar suya ve der ki çiçeğin bir hastalığı yok dostum. Bu çiçek sadece susuz kalmış. Ölümü onun için. Ve anlar ki su artık sevgiliye sadece seni seviyorum demek yetmemektedir.
Değerli dostlar, çocuklara sadece seni seviyorum demek yetmez. Çocuklar için birlikte bir şeyler yapmak lazım. Hep birlikte, ailece bir şeyler yapmak lazım. Bunu yapmak için kullanacağımız etkinlikler, oyunlar, masallar, hikayeler vesaire olacak. Ama önce gelin durumumuzu bir ortaya dökmüş olalım. Nedir durumumuz? Durumumuz şu. Sizin evde böyle mi? Anne bir yanda elinde tablet, telefon, kumanda. Baba bir yanda telefondan gelen WhatsApp mesajlarına vesaire bakıyor. Ne bileyim, çocuklar bir yanda müzik dinliyor. Evin köpeğinin bile neredeyse tableti var. Evlerimiz ne yazık ki bu hale geldi, biliyor musunuz? Garip bir şekilde aynı çatı altındayız. Belki aynı odadayız ama farklı alemlerdeyiz. Farklı farklı alemlere dolaştırdılar bizi. Herkes farklı bir yerde. Bazen diyorum ki ya biz televizyona çok mu haksızlık ettik acaba? Televizyon iyi bir şeymiş meğerse. Bizi aynı odaya topluyormuş ve beraber aynı yöne bakıyormuşuz. Aynı odada aynı şeyleri hissediyormuşuz. Aynı duygular içerisindeymişiz. Ama şu anki aileye baksanıza hepsi farklı bir yerde, farklı bir duygu içerisinde. Şıp sevgi sakızları vardı. Onu ara ara alıp özellikle içerisindeki İngilizceden dolayı İngilizce ve Türkçe karşılıkları vardı. Onlara bakardım. Bir İngilizce çalışma metodu olarak belki de. Orada bir bölüm geçmişti. Bir karikatür vardı. Çok hoşuma gitmişti. Diyor ki aşk birbirine bakmak değil. Birlikte aynı yöne bakmaktır. Evet. Aynı yöne bakmamız lazım. Aynı anda aynı yerde olmamız lazım. Ailece bir arada olmamız lazım. Ama bedenen değil. Sadece bedenen değil. Ruhen, zihnen bir arada olmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Fakat bunu başarmak için diyorum ya fedakarlıklarda bulunmamız lazım. Belki ilk etapta biraz sıkıcı gelecek bu bize ama mutlaka bu fedakarlığa katlanmamız lazım. Çünkü biz çocuklarımız için yaşıyoruz. Çocuklarımız için yaşamalıyız. Çocuklarımız için uğraşmalıyız, çalışmalıyız, didinmeliyiz. Şöyle bir durum var sanırım ama. Ya bu babalar çok yorgun. Babalar çok yoğun. Babalar eve gelip bir dinlenmek istiyorlar. Değil mi? Geliyoruz eve ve bir kafayı dinlemek istiyoruz. Türk babalarının bir kanepede oturma pozisyonu var. Meşhur. Kanepeye bir uzanırız. Sonra bir ayağımız kanepenin oturduğu yerinde, bir ayağımız da kanepenin yaslanan yerinde, bir elde kumanda, bir elde telefon, kumandayla zap, telefondan oyun veya telefondan mesajlar. Doğru mu? Tanıdık geldi mi size de? Bunu bazen seminerlerde anlattığımda salon kahkaya boğuluyor. Ha diyorum, demek ki taşı gediğini oturttuk. Çünkü herkeste aynı durum söz konusu. Her evde aynı durum söz konusu. Kıymetli babalar, evet yorgunuz, argınız, sonumuz sıkkın, bu nasıl? Ama hala evin reisi baba. Yuvayı dişi kuş yapar. Anne, evin reisi baba. Reisi yöneten anne. Bir takımız biz ve bu takımı doğru dürüst birlikte yönetmemiz lazım ki tabir caizse takıma koçluk yapabilmek için, o çocuklarımıza, çocuğumuza koçluk yapabilmek için uyumlu bir iletişim içerisine girmemiz gerekiyor. Fakat baksanıza buradaki duruma. Babamız almış muhtemelen 5 aylık değildir, 4 ya da 5 aylık bir bebeği kucağına. Anne çünkü bunu almış akşama kadar, hep ben mi bakacağım çocuklara, al biraz da sen bak demiş. Babamız da uyanıklık yapmış, hemen almış çocuğun karşısına. Çocuğun bakışlarındaki dikkate bakar mısınız? Babamız şu an oyun oynuyor. Hoparlörlerden sesler geliyor. O minicik kulaklara sürekli bir ses. Minicik kulaklara bir hareket sesleri geliyor. Gözden de sürekli alıcılardan farklı farklı efektler giriyor çocuğun vücuduna. Bu çocuk ileride öğretmenin nasıl dinlesin, annesini babasını nasıl dinlesin, nasıl göz kontağı kurabilirsin? Çünkü çok renk, çok ses, çok ışığa alışmış zaten bu çocuk. Dolayısıyla bu zaten başlı başına çocuğa yaptığımız büyük bir zulüm. Bu da biraz Türkiye benziyor. Fakat dünyada da durum çok farklı değil. Dünyadaki her yerde ne yazık ki insanlar bu halde. Babalarda, annelerde bir teknoloji bağımlılığına bulaştık. Ekran bağımlılığına bulaştık, gidiyoruz. Ekran o kadar çok hayatımıza girdi ki çıkaramıyoruz. Çıkarınca yaşayamayacağımızı zannediyoruz belki de. Şu an evlerdeyiz. Evlerde ekranlarla vakit geçirmek zorunda kalıyoruz.
ne yazık ki bir yandan televizyon izliyoruz, bir yandan YouTube'da vakit geçiriyoruz, bir yandan sosyal medyaya takılıyoruz. Yine ekran, yine ekran, yine ekran. Eskiden ekranlar olmadan nasıl yaşıyormuşuz ya? Nasıl yaşıyormuşuz gerçekten? Geçen bir sosyal medyada bir paylaşım vardı. Evde diyor elektrikler gitti de 2 saat bir evdekilerle sohbet etmek zorunda kaldık. İnternetim de bitmişti. Bizim evde bayağı iyi insanlar varmış. Ne kadar acı değil mi? Evdekiler birbirini tanımıyor. Yine daha geçen gün, 1-2 gün önce benzer bir espri yaptılar yine sosyal medyada. Ya evde hanımla vakit geçirmek zorunda kaldık. Hani koronadan dolayı evlere tıkıldık. Sosyal izolasyon yaşıyoruz. Hanımla biraz konuşmak zorunda kaldık. İyi birine benziyor. Ya ne yazık ki. Ne yazık ki, ne yazık ki. Toparlanmamız lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Yoksa hakikaten işimiz çok zor. Bundan dolayı sevgili babalar, tekrar şöyle bir eve girdiğinizde tüm ruhunuzla, bedeninizle, benliğinizle, zihninizle işi gücü kapıda bırakıp içeriye girmeye çalışın. Çalışalım. İğneyi kendime de bakıyorum. Şimdi yaptığımız büyük bir hata var babaların. Bir de şu telefonla kapıyı açıp içeriye girme huyumuzdan da biraz geçelim sevgili babalar. Kapıyı çalıyoruz. Bir yandan telefonla konuşuyoruz. Anne, baba, işte anne, çocuklar kapıda karşılayacak babayı. Baba hiçbiriyle göz teması kurmadan telefondaki konuşmasını bitirmeye çalışıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te çocuklar artık kapıya koşmak istemiyorlar, koşmuyorlar. Babalarını kapıda karşılamıyorlar. Neden? Çünkü baba zaten orada bir göz teması kurup çocuklarla bir başını okşayıp bir ailesine selam vermiyor ki. Büyük sıkıntı. Bu göz temasını, kontağı, iletişimi mutlaka karşılaştığımız anda kurmalıyız çocuklarımızla. Eğer böyle yaparsak kurtarıyoruz. Ya bu babalar iyi hoş da bu büyük annelerin, büyük babaların internet bağımlılığı ne olacak? Onları bulaştırdık ya internete. Onlar da bir yandan değişik oyunlar oynuyorlar. Neydi o? Şeker patlatma oynuyorlar kendi. Crash Saga mıydı neydi? Buna benzer birçok şey. Herkese bulaştı. Sadece çocuklarla ilgili bir mesele değil aslında bu. Artık fizikselden, reelden sanala doğru kayan bir hayatımız var. Anne, yine her zaman telefon almadınız. Bana ne zaman telefon alacaksınız? Ayşe'nin annesi de almış, da almış. Bana ne zaman telefon alacaksınız? Duyuyorsunuz değil mi bu soruyu? Ya o kadar çok duyuyoruz. O kadar çok sizden soru geliyor ki bunun nedeni çok basit. Bu çocuğumuza sahip çıkacağız. Olmayan çocuk bizim için nokta yani. Garibanlığından, parası olmadığından almamazlık yapmıyor telefonu. Onun ailesi bilinçli bir aile. Lütfen bu şekilde görelim, bu şekilde davranalım. Bu şekilde çocuklarımıza da lanse ettirelim. Yani kuracağım cümle şu. iPhone'a ilgilenmiyor, ilgilenemeyecek. O yüzden bakıcı olsun diye ona bir telefon almış diyelim. Yani biraz tanı yapalım lütfen bununla ilgili. Gerekirse tersine dalga geçelim. Kimse bizim garibanlığımıza dalga geçmesin. Biz bilinçli olduğumuz için almadığımızı mutlaka gösterelim herkese. Artık çocuklar da böyle ne haber Merve, ne haber Merve diye gidiyor. Çocuklar da sadece sosyal medyadan birbirine görüşüyorlar. Neredeyse parkta, bahçede görüyoruz bazen gençlerimizi, özellikle ergenlerimizi kenarlara, kıyılara oturup birbirleriyle muhabbet etmek yerine telefondan sadece işte farklı farklı paylaşımlar yapıyorlar. Ya bu resim beni hep çok düşündürmüştür. Buradaki gelin ve damadın uzun bir ikna süreci oluyor. İşte damat gelini seviyor, gelin damat seviyor. Bir çıkma süreçleri oluyor, bir nişanlık sözlülük süreci oluyor, aileler ikna ediliyor. Düğün günü yaklaşıyor ve düğüne başlıyorlar. Düğün günü gelin ve damadın en mutlu olması gereken gün değil mi? O an çok çok önemli. Çoğu insanın hayatına sadece bir kez geliyor çünkü o an. O an çok çok kıymetli, çok değerli. Fakat gelin damat birbirlerine bakıp etraftaki güzellikleri görmek, ailenin büyüklerinin onlara olan güzel bakışlarını görmek yerine ne yazık ki çoğu düğünde bununla da karşılaşıyoruz. Gelin damadın önünde de birer telefon.
Onlar da telefonda selfie çekme, paylaşım yapma vesaire derdinde. Değerli dostlar, birbirimize bakalım ya. Birbirimize şu ekranlara bakmayı bir bırakalım. Çocuk doğdu. Çocuk doğduğu zaman da ne yapacağız? Hemen bir durum paylaşımı, hemen bir hikaye, hemen bir işte Facebook, Twitter, Instagram paylaşımı. Mutluyuz, evleniyoruz, çocuğumuz var. Nereye kadar? Nereye kadar gidecek? Tatil fotoğraflarımız var meşhur. Eskiden tatile çıkınca tatili doyasıya bir yaşardık. O anı yaşardık. İşte bir dağ manzarası varsa dağı doya yaşardık. Bir pikniğe gitirsek ağaçları, kuşları, cıvıltıları şunu bunu duyardık, dinlerdik, izlerdik. Şimdi bir şeyi görür görmez, fark eder etmez, dur hemen bir fotoğrafını çekeyim modundayız. Dur hemen bir paylaşayım. Yapma, paylaşma. O anın tadını çıkar. Piknikte misin? O güzel çimen kokusunu içine çek. O yaprakların hışırtısını duy, o kuşların cıvıltısını duy önce. Fotoğrafını çekeceksin biraz sonra. Hemen yerimizi bir telefon atıp bir fotoğraf çekme derdindeyiz. Tatilde miyiz? Hemen fotoğraf, 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 fotoğraf. Ya bir de bu tatil fotoğraflarının ilginç bir kısmı var. Ben sosyal medyaya yazın baktığım zaman eşimle bazen atışmalarımız oluyor. Diyor ki herkes tatile gitti bir biz gitmedik. Doğru mu ya? Hepiniz tatilde miydiniz bu yaz? Aslında pek değil herhalde. Yani şöyle oluyor. Giden birkaç kişi var paylaşıyor. Onlar paylaştıkça biz bir yandan bilenmeye başlıyoruz. Biz niye gitmedik? Biz niye yokuz? Biz niye yokuz? Eşler arasında çıkan tartışmaların bir kısmı ne yazık ki bu yüzden çıkıyor sadece. Ahmet yemekteymiş, Mehmet bilmem neredeymiş falan. Geçen bir dinleyicimiz anlatıyor yine. Seminer çıkışında sizden çok şey öğreniyorum diyorum ya. Hocam diyor siz böyle anlattınız. Bir gün bir komşu geldi. Komşuyla biraz konuştuk. Canı çok sıkkın. Ya evde işte eşimle kavga ettik. Sıkıntılar yaşadık. O çıktı gitti. Ben de sana geldim biraz kafamı dağıtayım diye işte. Şöyle şöyle vesaire bir şeyler anlattı diyor. Neyse çayını kahvesini ikram ettik. Biraz rahatladı gönderdim eve. Daha diyor bir iki dakika geçti geçmedi. Kapısından girer girmez. Durumdan WhatsApp'tan bir şey paylaştı. Kocişimle gezmelerde. Şok oldum diyor. Ya bir yandan da böyle bir şeyimiz var. Tabiri caizse kuyruğu dik tutmaya mı çalışıyoruz diyelim. Tabiri caiz olduysa eğer. Ya bir dakika. Bu paylaşımların hepsi aslında biraz da bizi çatlatmak için sanırım. Herkes elbette mutlu değil. Herkesin mutlu olduğu anlar var, sıkıntılı olduğu anlar var. Tatile gidilen anlar var, pikniğe gidilen anlar var, evde vakit geçirilen anlar var. Her zaman tatilde değiliz, her zaman piknikte değiliz. Bu tatil fotoğraflarıyla ilgili beni rahatsız eden bir başka husus da biraz sanırım mahremiyet anlayışımıza, inancımıza ters gidiyor bazı şeyler. Yani birilerinin bacaklarını, ne bileyim mayolu bikinili fotoğraflarını, ne bileyim üstlerinin başlarını açık erkekleri görmek istemiyoruz aslında belki de. Fakat bir anda karşımıza çıkıyor. Eskiden anne babalar çocuklarını evlendirirken bir nasihatte bulunurlarmış, bir tavsiyede bulunurlarmış. Bizim büyüklerimiz de bize söylüyor. Evladım bak evlendim. Eşinin, karının iyi gününü de, iyisini de, kötüsünü de dışarıda anlatma. Kızım bak evlendin. Kocanın derini dışarıya. İyi huylarını anlatırsın. Kıskanırlar. Derler ki bizim beyin, bizim hanımın böyle güzel huyları yok. Kötü huylarını anlatırsın. Derler ki ha araları bozuluyor nasıl olsa belki aralarına girebiliriz diye fitneyi artırmaya çalışırlar. O yüzden bazı şeyler mahremdir. Kapı pencereyi nasıl örtüyorsak, perdeyi nasıl kapatıyorsak sosyal medyadaki perdelerimizde örtmemiz gerekiyor bazen. Her şeyi de açık seçik ortaya dökmememiz gerekiyor sanırım. Buna da önemli bir dikkat çekmek istiyorum. Evet, tatil fotoğraflarına devam. O kadar bağımlıyız ki artık yanık izleri bile bir garip halde çıkmış. WhatsApp ihbar hatları. Beni çok düşündüren, çok uzun konulardan bir tanesi. WhatsApp ihbar hatları. Haber bültenlerinin gönüllü muhabirleri. Yardım etmeyi bıraktık hepimiz muhabir olduk ya.
Her olaya elimizde telefonla koşuyoruz, yara bandıyla değil. Emine Bulut cinayetini hatırlıyorsunuz. Bu fotoğrafı her gördüğümde aklıma geliyor. Oradaki adam, oradaki beyefendi, eğer Emine Bulut kan kaybederken gidip sadece yarasına dokunsa, hafif bir tampon yapsa, birkaç saniye, birkaç dakikalık bir tamponla belki hayatı kurtulacaktı Emine Bulut'un. Ama öyle bir paylaşım derdindeyiz ki, öyle bir garip hale, halit-i ruhiyeye bulaştık ki hepimiz böyle bir muhabir modundayız neyse. Değerli dostlar, sadece yardıma odaklanalım ne olur. Şu muhabir pozlarından bir vazgeçelim. Selfie, selfie, selfie. Hı? Çekiyor musunuz siz de selfie? Bir selfie bağımlıdır. Almış başını gidiyor. Çocuklarımızda, kızlarımızda özellikle ne yazık ki var bu selfie bağımlılığı. Ben de biraz öğrenmeye başladım. Öyle selfie deyip geçmeyin. Selfie çekmenin bazı kuralları var. Hadi bugünkü dersin bir iki size faydası da böyle olsun. Selfie nasıl çekilir onu ben size anlatayım. Birincisi, telefon aşağıda tutulmaz, yukarıda tutulur. İkincisi, baş hafif yana yatar. Üçüncüsü, gözler falan böyle pörtlek hale getirilir. Dördüncüsü, buradan saçlar dökülürken bir yandan dudak öne çıkar. Tanıdık geldi mi? Çok fazla var değil mi? Ne yazık ki. Çok fazla var. Bazen yeğeniniz, bazen ne bileyim bir arkadaşınızın kızı falan. Çok fazla var. Bu bağımlılık aslında ne bağımlı biliyor musunuz temelde? Selfie bağımlılığının aslında özünde beğen bağımlılığı vardır. Çocuklar beğenilmek ister. Çocuklarımız beğenilmek ister. Çocuklarımız algılanmak ister. Çocuklarımız dinlenmek ister. Biz onları dinlemediğimizde, biz onları beğenmediğimizde, biz onları algılayamadığımızda onlar bu beğeni ihtiyaçlarını dışarıdan gidermeye çalışırlar. Bunun yolu da bir yolda selfie'dir. Selfie fotoğrafları yalnız şöyle gidiyor farkındaysanız. Bu kızımız böyle bir selfie çekmiş ve göndermiş. Bir de bunun akımları oluyor bazen. Geçen birine rast geldim. Pijama selfiesi akımı. Pijama selfiesi akımı. Kızlar, erkekler pijamalarıyla selfie'ler çekip gönderdiler sosyal medyaya. Kızımız da böyle bir fotoğraf çekmiş. Başlarında, telefon yukarıda, dudak önünde, pijama, evet harika, göndermiş sosyal medyaya. Sabah bir uyanmış, bakmış, 25-30 kişi beğenmiş sadece. Sadece 25-30. Depresyona girer bu kız. Ve günü çok kötü geçer. Nitekim öyle olmuş. Çok kötü geçmiş günü. Niye? Çünkü kıyaslayacağı başka birisi var. Sınıfın popüler kızı bilmem kim. Aynı fotoğrafı paylaşmış. Aynı pijama selfiesi akımına kapılmış o da. Onu 500 kişi beğenmiş. 1000 kişi beğenmiş. Bizim diğer kızımız ise 25-30 kişi beğenmiş. Canı çok sıkılır. Hemen alır telefonları kıyaslamaya başlar. Baş yanda. Telefon yukarıda. Saçlar dağılmış. Pijama aynı pijamayı pazardan bulmuş almış. Peki fark ne? İki resim arasındaki fark. İncelemiş. Ben sonunda fark etmiş ki sınıfın popüler kızının pijamasının üstteki bir düğmesi açık. Değerli dostlar, aman dikkat. Aman dikkat. Annem bir gün çocukken daha doğrusu öyle bizi uyandırırdı. Hadi oğlum ekmek al gel diye. Bizim evden çıkışımızla bakkala girişimiz kapılar yan yana. Hani 3 adım atıp bakkala giriyoruz. Hemen annem uyandırdı, oğlum ekmek al gel diye ben de derdim. Ben terliklerimi falan giymeye çalışırken annem durdurdu. Oğlum nereye? Anne ekmek al dedin ya. Oğlum pijamayla mı çıkacaksın? Çok ayıp derdi. Pijamayla mı çıkacaksın? Çok ayıp. Bir erkek çocuğu için ve bakkala inen bir erkek çocuğu için kullanılan ifadeydi bu. Farkında mısınız? Ayıp kelimesini unuttuk. Unutuyoruz yavaş yavaş. Bize o kadar çok şeyi kanıksattı ki televizyon, o kadar çok şeyi kanıksattı ki sosyal medya, artık ayıp diyemiyoruz. Özgüven, cesaret diyoruz artık. Ne yazık ki. Bakın bu resimdeki acı kısımlardan bir tanesi şu. Ne yazık ki sosyal medyada şu an bazı intihar videoları paylaşılıyor var. Çocuklar, gençler, belli bir yaşın üstündekiler intihar ediyorlar ve ölmeden önce son selfie diye intihar mesajlarını sosyal medyadan veriyorlar.
Değerli dostlar, her 1000 kişiden 3'ü ortalama olarak intihara meyillidir. Ve ne kadar çok maruz kalırsak intihar haberlerine, bu meyilli olan kişilerin de intihar etme oranı yükseliyor. Tıpkı kadına şiddet haberlerinin artmasıyla kadına şiddet oranının artması gibi. İntihar haberlerinin artmasıyla intihar oranının artması gibi. Dolayısıyla bir acı tablo bu. Sosyal medyadaki intihar haberleri yine çocuklarımızı ne yazık ki çok çok etkiliyor. Şimdi telefonlar o kadar hayatımızda ki günde sadece 250 defa dokunuyormuşuz telefonumuza, bakıyormuşuz, açık bakıyormuşuz. Sadece 250 defa. Telefon çalmasa bile, bildirim sesi gelmese bile, bir mesaj gelmese bile 250 defa alıyoruz, bakıyoruz, alıyoruz, bakıyoruz, alıyoruz, bakıyoruz, alıyoruz, bakıyoruz. Tam 250 defa. Bazen baktığımızda biraz da vakit geçiriyoruz. Aldık, baktık, 3 dakika geçti. Aldık, baktık, 5 dakika geçti. Aldık, baktık, bilmem ne. Hiç odaklanamıyoruz ki. Kitap okurken al bak. Ders çalışırken al bak. Eşinle konuşurken al bak. Kafede arkadaşlarla muhabbet ederken al bak. Sürekli telefona dokunma ihtiyacı hissediyoruz. Uzaklaştırdığımız anda bir an sanki ulaşamayacakmışız gibi bir his oluşuyor. 250 defa korkunç bir his. O yüzden telefonu mümkün olduğu kadar uzağa koymak lazım. Benim evimde uygulamaya çalıştığım bir sistem var. Devam edeceğiz. Israrla durmaya çalışıyorum üzerinde. Telefonu oturma odasına almamaya çalışıyoruz. Dışarıda portmantonun oraya bir şarj istasyonu kurduk. Üçlüleri oraya taktık. Orada şarj etmeye çalışıyorum. Mümkün mertebe içeriye almamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bunu da yavaş yavaş alışkanlık haline getirmeye çalışıyoruz. Odaya, oturma odasına telefon girmesini istiyoruz akşamları en azından, dışarıda dursun. Çünkü yakında olunca dokunuyoruz. Yakında olunca mutlaka bakacak bir şey çıkıyor karşımıza. O yüzden bir çözüm yöntemi olarak lütfen telefonlarınızı, oturma odanızı almayın. Yakınınıza bırakmayın. Biraz uzakta dursun. Hani babalar bir yerle kumanda, bir yerde telefon diye. Kumanda elinizde kalacaksa kalsın ama telefonu en azından biraz daha uzağa koyun ki yakın durmasın size. Dikkatinizi biraz daha çocuklara inşallah vermiş olun, olur mu? Ya bu çalar saatler, bazen diyoruz ki ya şu telefonu çok yakınınıza koymayın. 7 metre uzakta durması gerekiyormuş. Evde bir hasta varsa, bir bebek varsa, bir göbe varsa veya uyuyorsanız telefonun 7 metre uzakta durması gerekiyor. Özellikle gece şarja takmamak gerekiyor telefonu. Fakat bakıyoruz ki yanı başımızda şarjda duruyor. Direkt beynimizi etkiliyor değerli dostlar. Kimisi yastığının altına koyup akıl kârı duruyor. Yani sabaha kadar beyni pişireceğiz. Yani akıl kârı değil. Yanı başımıza koyduğumuz andan itibaren o manyetik alana en şiddetli şekilde maruz kalıyoruz. Bir de eğer şarjdaysa sabaha kadar bütün vücut elektrik doluyor. Ve dinlenemeden uyanıyoruz her sabah. Ama hocam telefon işte şarj saatini kuruyoruz. Uyandırma. Ya değerli dostlar şu telefonların 3 bin liralık, 5 bin liralık, 10 bin liralık telefonlar var. Çalar saat dediğiniz şey ise 20 TL sadece. 20 TL, 50 TL. 50 TL'ye bir çalar saat alın ama birkaç defa kuruyoruz. O 50 TL'lik saatlerde var o birkaç defa çalma özelliği. Hocam ben bir defa kalkamıyorum diyor bazıları. Birkaç defa kuruyorum işte. 6.30, 6.32, 6.34, 6.36. O 50 TL'lik saatlerde onlar var, merak etmeyin. Hiç olmazsa eski tip telefonlardan alın. İkinci el tuşlu telefonlar var ya. Kullanmak zorunda değilsiniz onlar ama onların da bu özelliği var. En azından onu çalar saat olarak kullanabilirsiniz. Ama şu telefonu yanımıza yatağa sokmamamız çok çok önemli, kıymetli gözler. Evet, birçok kaza haberiyle karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Telefona baktı, kaza yaptı. Telefona baktı, denize düştü. Telefona baktı, ne yazık ki şu oldu, bu oldu diye. Bu telefon bağımlılığından hepimiz inşallah kurtulmuş oluruz. Ekranın bizi ele geçirmesine müsaade etmemeliyiz. Değerli anneler, sevgili bebeler, kıymetli çocuklar. Aman dikkat, içine çekiyor bu ekranlar bizi ve korkulamıyoruz bunlardan. Biz de birer hapishaneye dönüştürmüş durumda bunlar. Ne oluyor peki bu hapishaneler, bu ekran bağımlılıkları, oradan oraya bağlanmalar, paylaşmalar, şunlar bunlar bizi aslında şarjsız bırakıyor. Şarjımız tükeniyor. Hem telefonumuzun şarjı tükeniyor, hem vücudumuzun şarjı tükeniyor. Furkan da demiş ki ben bu işe bir çare bulurum. Adım attıkça şarj eden güzel bir icat yapmış. Hani bütün icatlar sıkıntılardan ortaya çıkarmış ya. Ne dersiniz? Furkan'a bir alkış bence. Değerli dostlar, peki ne yapalım? Neler yapalım? Nasıl kurtulalım bu işlerden? Televizyon, tablet, televizyon, televizyon.
Nerede kurtulabiliriz biliyor musunuz sevgili anneler? Bence en güzel kurtulma yöntemi oyunlarımız. Hepsi birbirinden değerli, birbirinden kıymetli oyunlarımız. Hele şu 14 günlük, 15 günlük belki Allah korusun bir aylık evde kalma sürecimiz var ya, telefon, tablet ikileminde gidip gelmek yerine her gün bir oyun seçip o oyunu çocuklarımıza öğretebiliriz. Biliyor musunuz? Çoğu oyunu çocuklarımız ne yazık ki bilmiyorlar. Bakın harika oyunlar var. Şurada nenem en sol köşede var ya, nenem oturmuş torunlarına beş taş oynamayı öğretiyor. Hemen altında da beş taşı gördünüz. En ucuz oyun. Beş tane taşla oynuyor sadece. Topladığımız beş tane taşla oynanıyor. Fakat şunu unutmayın lütfen. Hiçbir oyun aslında sadece oyun değil. Her oyun bir eğitimdir, bir gelişme sürecidir, bir kazanım ortamıdır. Bakın beş taş oyununda yaptığımız şey şu. Taşı atıyoruz, tutuyoruz. Atıyoruz, tutuyoruz. Bir el-göz koordinasyonu sağlıyoruz aslında. Kavrama yeteneğini artırıyoruz çocuğun. Şöyle bir şey mi vardı bir de? Atıyoruz, geçiriyoruz. Hedef alma, nişan alma. Bir de şöyle kamalar mı vardı? Kama diyorduk biz, siz ne dersiniz bilmem. Orada yine bir el becerisi arttırıyoruz çocuğa. Bunu 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuklarımız oynamaya başlayabiliriz. Yaş sınırı yok. Yetişkinlerin bile oynarken çok eğlendiği oyunlardan bir tanesi değil miydi? Hatırladınız mı? Kaçınızın evinde 5 tane taş var? Bence ya aşağı inip uygun bir zamanda, uygun bir saatte 5 tane taş toplayın. Ya evdeki işte ne bileyim misket olur, bilye olur vesaire ne bulabilirseniz. Geçen bir arkadaş somunla oynamış. Somunlarla oynanabilir. Hemen 5 tane taş bulup bence bu akşamı 5 taşla geçirin. Başka? 3 taş oyunu. Hemen 5 taşın altında. Bir kağıda, bir tahta parçasına çizilen 4 tane kare. 3 tane siyah taş, 3 tane beyaz taş. Hadi taşlardan vazgeçtik. Evdeki 3 tane nohut, 3 tane fasulyeyle. 3 taş oyunu deyip geçmeyin. 3 taş oyunu başlı başına bir strateji oyunu. Strateji geliştirme oyunu. Diyor ki, taşımı şuraya koyarsam o da şuraya koyar. O şuraya koyarsa ben de şöyle yaparım. O şöyle yapınca ben de şuraya koyarım. 3 taşı yan yana dizerim. Çocuğun kafasını çalıştırıyoruz aslında yaptığımız şey bu. Peki yanındaki isim şehir oyunu? Nispeten unutmadığımız oyunlardan bir tanesi ama hala hakkını veremiyoruz isim şehir oyununa. İsim şehir oyununda yapacağımız şey ailece oturup bunu belki bir ödüllü hale dönüştürmek. İsim şehir oyunu harika bir genel kültür oyunudur aslında. Bir genel kültür oyunu olarak bakmak lazım bu işe. Ha, interneti çocuklarımıza nasıl kullanacaklarını öğretirken de bu oyundan faydalanabiliriz. Ne demek istiyorum? Şöyle, hayvan, zürafa. Puanları yazdık. Çocuklar ya bu zürafaların diğer hayvanlardan bir farkı var. Farkında mısınız? Boynu çok uzun. Acaba zürafanın başka hangi özellikleri var? Gelin bir internete bakalım. Yazın hemen internete. Zürafa neymiş diye sevgili baba. Babası çocuğa, annesi çocuğa öğretsin zürafanın ne olduğunu. Çocuğa şunu söylememize gerek yok. Çocuklar interneti araştırma için kullanın sadece demeyin. Bunu gösterin çocuğa. Çocuklar bakın oyun oynamadık. Zürafayı merak ettik yazdık buraya. Ya da isim, şehir, hayvan, bitki, eşya biz bazen devletler de yazardık çocukken oynadığımızda. Devlet isimlerini de öğrenmiş olurduk. İşte Çin. Çocuklar Çin neymiş bir bakalım. Denebilir. Eğer böyle yaparsak hepsi birbirinden verimli faydalı hale gelir. İnşallah şu sıkıntılı süreçten kurtulup da biraz ev dışına çıktığımızda da şu çember çeviren çocuğa çok gıpta ediyorum. Çok özlemişim çember çevirmeyi, bulamıyorum. Bulursam bu yaz bir piknikte ben de bir çember çevirmek istiyorum. Ya da dokuz taş oynamak ya da misket oynamak. Belki topaç çevirmek ya da bir tornet yapmak. Ne dersiniz? Değmez mi çocuklarımız için bunları tekrar yaşamaya, yaşatmaya? Aslında hepsi birbirinden kıymetli oyunlardı. Eğer biz çocuklara bunu verebilirsek, bu hediyeleri onlara öğretebilirsek eminim onlar için de çok sağlıklı bir süreç oluşmuş olacak. Çok sağlıklı nesiller oluşmuş olacak. Değerli dostlar, bir başka yapacağımız şey bence okumaya vakit ayırmamız gerekiyor. Okumayla ilgili sıkıntımız çok fazla. Hazır evlerde vakit geçiriyorken şu an her birimizin okumayla ilgili daha ciddi atılımlar içerisine girmemiz gerekiyor. Türkiye'de ne yazık ki okuma oranımız düşük. Yavaş yavaş artmaya başlıyorsa bile hala istediğiniz bir seviyede değil.
UNESCO tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de okuma alışkanlığı ne yazık ki yok denecek kadar az. Avrupa'da %21. Kitap okuma oranı Türkiye'de sadece 10.000'de biliyorum ne yazık ki. Ya da yine evet, Türkiye kitap okuma oranında dünya ülkeleri arasında 86. sırada yer alıyor. Ve günde 6 saat civarında televizyon, 3 saat internet. Bu oranlar çok değişik, çok farklı kaynaklarda farklı şeyler geçiyor. Ama sadece yılda 6 saat kitap okuyormuşuz. Ne yazık ki. Yani 3 saat, 7 saat, 10 saat internete gezilen bizler ne yazık ki yılda sadece 6 saatimizi ayırıyormuşuz. Ve ihtiyaç sıralamasında da sadece üstte birçok şey yer almasına rağmen kitap okumak 235. sırada yer alıyor. 235. sırada. İhtiyaçlarımız arasında bile görmüyoruz. Genelde fıkra kitapları, işte aşk kitapları, aşk romanları ve dini kitapları okunuyor Türkiye'de ama bunları mutlaka sağlıklı kitaplardan seçerek çocuklarımızla okumalıyız. Neler okumalıyız? Bence bu süreçte akşamları yapacağımız faaliyetlerden bir tanesi veya gün içerisinde bütün aile evdeyse yapılacak faaliyetlerden bir tanesi birlikte okuma saatleri. Ne okuyabiliriz? Bence şöyle geleneksel masallarımıza dönebiliriz. Masal okuyabiliriz, masal anlatabiliriz birbirimize. Nasrettin Hoca fıkraları, Keloğlan masalları, işte Kelime Dinle masalları, Bostan Gülistan'dan bölümler, Mesnevi'den bölümler, Evliya Çelebi'den, işte Seyahatname'den bölümler gibi şeyler okuyabiliriz belki birbirimize. Ama bunları okurken sadece okumak değil, okurken bir yandan da üzerinde yorum yapmak, birbirimize bu anlamda yorumlarla da destek vermek gerekecek. Telefona ortalama 2556 TL ödüyormuşuz ama kitaba ne yazık ki 6,5 TL ödüyormuşuz bir yılda. İşin ilginci biz ilk emri oku olan bir dine inanıyoruz. İlk emri oku. Rabbimizin ilk emri oku olmasına rağmen. Hatırlayın Mekke müşrik toplumunu. Orada işte 360 tane puta tapıyorlar. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. İşte fuhuş var, içki var, adam öldürüyorlar, yol kesiyorlar, eşkıyalık yapıyorlar vesaire. Rabbimiz son kez insanlarla konuşacak. Son kez insanlara bir mesaj gönderecek. Malumunuz ilk cümle çok önemli. Son kez insanlarla görüşecekken verdiği mesajın ilk cümlesi çok önemli. Kız çocuklarınızı diri diri gömmeyin demiyor. İçki içmeyin demiyor. Putlara tapmayın demiyor. Oku diyor. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku o kadar önemli ki bizim için. Aslında en güzel, en anlamlı ibadetlerden bir tanesi yeter ki bunu çocuklarımızla doğru kaynakları seçerek birlikte okuma alışkanlığı kazanabilirim. Peki, hadi okuyalım o zaman. Ne zaman okuyalım? Her akşam saat 8'de okuyalım gelin. Bir saatimiz olsun. Her akşam saat 8'de sadece 20 dakika okuyalım. Sadece 20 dakika. Projemizin adı da 20'de 20 olsun. Oku Düşün Derneği'nin Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağcılar Kaymakamlığı ile yürüttüğü ve şu an çeşitli yerlerde de yaygınlaşan, duydukça mutlu olduğumuz harika bir proje. Her akşam saat 8'de 20 dakika. Neden 20? Okudunuz. Tam haberlerin bittiği, babanın gönlünü aldığımız, dizilerin daha tekrarının başladığı, asıl dizinin başlamadığı kısım. Dolayısıyla annenin de neredeyse gönlünü aldığımız kısım. Anne saat 9'dan sonra dizinin aslını izlesin, baba da haberleri bitirmiş olsun ama 9-8 ile 9 arasını bir teknolojisiz saat olarak ayırmak gerekecek. Bunun 20 dakikasında kitap okuyalım. Hadi bir 20 dakikasında kitap üzerine konuşalım. Anne çay içerizi vesaire getirsin. Kitap üzerine konuşalım. 20 dakikada isterseniz Beştaş Rumlu ne dersiniz? İsim şehir hayvanı değil. Değerli dostlar arasında yapacağımız şey çok zor değil. Sadece biraz heveslenmek, biraz bu işten tadını çıkarmak, zevk almak önemli. Eğer bunu birlikte yaparsak harika günler, harika işler bizi bekliyor. 20'de 20 ayrıca okuyalım. Evet kıymetli dostlar, eğitimimizin, sınırımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dilerseniz şöyle yapalım. Ben bir yandan sizden gelen sorular vardır diye düşünüyorum. Bakalım sorularla ilgili. Hızlıca göz atıyorum. Var mı acaba sorusu olan? Teşekkürler dostlar. Selamlar vermişsiniz. Harikasınız. Ev Okulu Derneğimize ve Başkanımız Mehmet Hilmi Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sizinle bizi buluşturdukları için. Mutlaka
Ev Okulu Derneği'ni sosyal medya hesaplarından paylaşalım. Madem sosyal medyayı kullanıyoruz, en azından seçici kullanalım, birimli kullanalım. Hep birlikte bunu daha değerli hale getirmiş olalım. Burada geçirdiğimiz süreyi. Bakıyorum. Evet. Evet, çok güzel mesajlar var ama sanırım soru yok. Soruyla karşılaşmadık. Varsa sorularınız, birkaç dakika daha sorularınızı bekleyebiliriz. Umarım keyif aldığınız, faydalandığınız, istifade ettiğiniz bir program olmuştur. Çok kıymetli dostlar takip etmişler, izliyorlar şu an. Evet, bu arada az evvel bölüm okuduğum kitabımı aranızdan bir kişiye de hediye etmek isterim imzalı olarak. Aşağıda videolar bittiğinde de yorum olarak yazarsanız bu hafta Cuma gününe kadar aşağı yazılan yorumlardan, çünkü canlı yayından sonra da izlemeyenler için izlemeye açık olacak YouTube'da. Cuma günü akşam 8'de yorum yazanlar arasından bir kişiyi küçük bir kurayla belirleyip kitabımı inşallah imzalayarak göndermek isterim. Bu en azından sosyal izolasyon sürecinde benim kitabımda okunmuş olur. Pekala. Değerli dostlar, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Az sonra yayınımız sonlanmış olacak.